Merhaba, akşamlar. E, Kortsa. Bu herkese açık yüz sesi olduğu için. Şimdi 8'inde bakmıştık Kortsa'da. da e, ya yani geçen hafta yine Cuma günü bakmıştım. Yukarı bir hareket bek devamı e, bekleniyor demeyeceğim de yani. Aşağı yönü düzeltmenin bittiğine bize inandırmıştı. E, dolayısıyla kırdı. E, 1.618'i de kırdı. Direnci de kırdı bu hafta. Çok da iyi bir kazanç verdi. Yani 19.31 haftanın kağıdı oldu bana göre biz yüzde e, daha ne yapsın abi yani. Geldi, işte şurada kalktığı yer Cuma, bu Pazartesi, değil mi? Aynen. Pazartesi 15 70, 15 80, 16 31, yüzdesi olarak e, bir haftada oldukça tatminkar bir getiri. Isınmıştır, yani şimdi çok güzel bir görünüm var, önce onu, onu söyleyeyim, yani kortsada. Geçen hafta söylemiştim aslında. bu temelde de çok pahalı bir kağıt değildi. Yani değerine yakın gene. Çok uzak değildi. Yani diğer bazı kağıtlara bakınca biz 100'deki kağıtlara ya da biz 30'a göre ee, tabi ama anca işte çarpanlar çünkü çok şey bir kağıt değil bu. Pahalı bir kağıt değildi. Şimdi biraz daha tabi değerlenmiş oldu. Yani temel analizle ilgili varsa bazen geliyorlar söylüyorlar yorumlara. Ya temel analize hiç Ya bir uzmanı değilim. E şimdi ne diyeyim? Temel için ama onu söyleyeyim yani çok bunun da çarpanları geçen hafta da söylemiştim. Öyle çok yüksekte değildi. Anca şeydi yani piyasa değerini bilmiyorum onu uzmanına sormak lazım da daha detaylı bakması lazım. sadece i̇şte piyasa değerini böyle yeni yeni yakınlaşıyordu falan geçen hafta. Aslında. Hem yukarı fiyat yukarı hem hacim yukarı daha ne olsun. Görün istediği bir göz Allah verdiği iki göz diye bir şey var. Burada o var yani. İkisi de yukarı olduğu zaman yani hem hacimler hem fiyatlar. Adından yenmez yenmez ama artık ısındı 86'dayız şimdi korsuzun geçmişine baktığımız zaman hani şu 2014 e, döneminde var daha yüksek itirazım yok her zaman vardır zaten bir iki tane böyle bir hani RSI yönlü direnç çizgisi aldığımız zaman e, bu çizginin 85 84 civarına oturduğunu görüyoruz zaten iki kere geçmiş. Şimdi bu hiç geçmez anlamına gelmez. Onu söyleyeyim. Ama yani 90-91'de öyle her zaman olmaz. Hani 10 senede aşağı yukarı 9 senede bir kere olmuş burada. Bir kere de 88'den dönmüş. Dolayısıyla yani kar, bu tür gidişlerde haliyle kar satışı gelmesi de kuvvetleniyor. Gitgide ihtimalen kuvvetleniyor. Yoksa iki göstergede yukarı veriyor. Zaten bugün akşamüstü değil mi? O da bir endeks falan gevşedi. Zaten endeks gevşekti de e, biraz daha endeks alınca burada da akşamüstü herhalde yanlış hatırlamıyorsam kar satışları geldi. Ya e, kar satışı da demiyorum onlara yani e, aslında baskı biraz bir satış baskısı geldi. E tabii yani baktığınız zaman e, 14'ten sonra saat işte ikinci seans diyelim. Artık ikinci seans olmuyor da eee eskide oluyordu 1 2. Tatil vardı baktığınız zaman saat 14'ten sonra satışların biraz keskinleştiğini görebiliyoruz. Orada tabi saatlikte de artık çok aşırı alım bölgesinde. Hani günlükçü ne kadar ilgilendirir? Günlükçü de aslında ucundan ilgilendirir de. Şey yani günlükçü derken daha böyle vadeci günlük grafikten hareketle işlem yapanı çok ilgilendirmez ama böyle gün içi girip çıkanlar için önemli tabi. Devam ederse 21.21 .21. 2.618 FIBO oranı. Şimdi buraya gelene kadar e, yani Fibonacci düzeltme oranlarının hepsinde takıldı bu arkadaş. Aşağı yukarı yani özellikle major olanların yoksa arada şey var 2 var. İşte 2.242 var 2.414 var falan yani onun şeyleri var. E, ara kademeleri de var ben buraya koymuyorum. Çok bazen koyuyorum mesela ismende koydum İsmende neredeyse hepsine takıldığı için koydum. Burada 1, e burada 1618'de takıldı. Bakın 1272'yi koymuşum. Orada da işte hani takıldı sayın. Dolayısıyla devam ederse 21.21'de yine bir dirençle karşılaşabilir. Yani ara seviyeyi de burada koyayım merak edenler için. Şimdi iki seviyesi geçildi. 2212 acaba geçildi mi? Şey 272 özür dilerim. Yok 2272 19.49. Bakalım. Hani onu da koyayım bilgi olarak. 19.49 geçtiği zaman Fibonacci düzeltme seviyelerinden 2.272 de geçiliyor ve sadece arada yani şimdi de 2.400 var ama hadi onu da koyalım. Ya böyle bu kadar da çok koymaya gerek yok şeylere ya. Fibonacci seviyelerine. Yani o 20-19 o da. Neyse onu koymayalım. Yani 19-20'yi görürse Fibonacci düzeltme seviyelerine bağlı olarak söylüyorum. Kırıp da görürse 20'yi muhtemelen 21-21'de diğer bir direnç alanı olabilir. Bunun dışında özel bir mum formasyonu yok. Yani beyazları yapıyor. Daha ne olsun. Kısa vade destek. Şimdi bana göre 18-50 civarı önemli bir destek. Özellikle böyle çabuk kar alırım kaçarım diyen arkadaşlar varsa dikkat edebilirler. Bu 18-50 şeyine destek demeyelim aslında oraya da e, gerçi bir destek olarak da sayılır ya. E, orada da bir direnç gibiydi. O da e, yine de kısa vade. Şundan dolayı hani açıklayayım onu da e, kafalarda soru işareti kalmasın. Yani bir siyah gelirse yukarıdan özellikle boşlukla açılan bakın boşlukla açılan böyle 1990'larda 20'de açtı diyelim. Aşağı doğru siyah yapmaya başladı uzandı. Bu 18 işte 70'lerin 60'ların altına indiği zaman o zaten orada doğal bir formasyon oluyor. Yani mu formasyonlarına bağlı. Genellikle kar satışlarının geldiğini, gelmeye başladığını ve biraz daha aşağı hareket olabileceğini bildiriyor bize. <laughs> e, yani çok kısaca arkadaşlar da bu 17 18-60 civarına 70-60 civarına e, hatta biraz daha pay verirseniz doğrudan 18-50 civarına e, dikkat edebilir. E, altına gelen sarkan bir mum 17 e, buçuk seviyesine doğru Kağıdın yani 8 gün üstelik oraya gelir zaten pazartesi günü e, hareket etmesine sebep olabilir. Bunun dışında e, dediğim gibi hacim yukarı, kağıt yukarı şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Gayet e, iyi bir, hızlı bir profil var. Söyleyecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.